Sevgili futbol severler, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. İkincilik futbol dosyasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da ikincilikte oldukça keyifli karşılaşmalar oynandı. Öncelikle yorumcum Mert Dokuzoğlu'na dönmek istiyorum. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Nasıl geçti haftan Mert? Neler yaptın? Sence bu haftanın sürprizi nedir? Bize hemen şöyle küçük bir info verebilir misin? Çok girmeden. Tamam, çok girmeden keyifli bir hafta geçirdim. Yine spor dolu bir haftaydı. Beyaz grupta yine dengeler alt üst oldu. Kastamonu 4. sıradan tekrar liderliğe yükseldi. Beyaz grubun değişkenliği en sevdiğim noktası kesinlikle grubun. Çok zevkli bir grup. Evet, gerçekten çok keyifli bir grup. Hemen değerli bir konuğum var bu hafta stüdyomda, ona dönmek istiyorum. Teknik direktör Özcan Bizati bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz öncelikle katıldığınız için. Sizi ve burada gördüğümüz için de çok mutluyuz. Sizin haftanız nasıl geçti? Takip edebildiniz mi ikinci ligi? Neler yaptınız? Ya şöyle, ben üst ligleri çok takip ettim ama bu ligi de bildiğim için izlediğim ve bildiğim takımlar var, bildiğim oyuncular var. O anlamda yorumları yapabileceğim ama çok fazla takip etmiyorum işin gerçeği. Hocam, ama Ankara takımlarını takip ediyorum, onu söyleyeyim. Ankara takımlarını da soralım bence hocamıza, Mert'ciğim. Ama yani muhtemelen oyuncuların çoğu da sizin oyuncularınızdır. Tabii. Yakinen tanırsınız hepsini. Bize birkaç tane info verirsiniz artık hocam. Bu şeyleri konuşurken, maçları konuşurken. Kesinlikle. Ben de bir hoş geldin demek isterim hocamıza. Gerçekten çok değerli bir teknik direktördür Özcan Bizati. Türk futbolunun farklı isimleri vardır. Siz de onlardan birisisiniz hocam. Gençler Birliği'nde, Bursa Spor'da, Denizli Spor'da ve birçok takımda çok güzel bir kariyeriniz var. Birçok futbolcu yetiştirdiniz. Tekrar ağırladığımız için mutluyuz hocam. Ben teşekkür ederim güzel görüşleriniz için. Güzel bir program olacak. İyi bilgiler paylaşacağız diye düşünüyorum. İnşallah futbolun önünü açmaya devam edelim. Sağ olun hocam. Şimdi Mert demişken ben hafif gireyim. Hocamı gerçekten Gençler Birliği'nin başına da izliyordum ben hocam. Hayranınızım. Gerçekten çok futbola yakıştırdığım, çok beyefendi. Ve duruşu gerçekten çok asil olan bir hoca, Özcan Hoca. Yani sizinle ilk defa tanışıyorum, aynı yerde bulunuyor ve çok mutluyum gerçekten. Teşekkür ederiz tekrardan. Teşekkür ederim, bir mukadele. Ben önceki sezonlarda ağırladık diye biliyorum Özcan Hoca'yı. İlk kez mi oluyor ikincilikte? Yok, ben ilk defa karşılaşıyorum Özcan Hoca'mla. Çok güzel. O zaman beyaz grupla açılışımızı yapalım. Beyaz grupta haftanın sonuçları gelsin. Kimler neler yapmış bir göz atalım. Bu hafta 1461 Trabzon Altay'ı 3-0 mağlup etti. Bulut İnşaat Adana 2, Batman Petrol Spor 0, Kepe Spor 1, Anagolt Erzincan Spor 1, Sarıyer 3, Beykoz Anadolu 2, İnegöl Spor 1, Sincan Belediyesi 1, Altınordu 2, Fethiye Spor 2, Afyon Spor 0, Kastamonu Spor 5, İskenderun Spor 2, Karaköprü Belediye Spor 0, Isparta 32 Spor 1, Kırklareli Spor 1. Bu haftanın sonuçları bu şekildeydi. Beyaz grupta puan tablomuz gelsin, bir de puan tablomuza göz atalım. Mert'in dediği gibi Kastamonu Spor yine liderliği aldı. 19 puanlı iki takımımız var, Sarıyer ve Altınordu. 4. sırada Batman Petrol Spor, 5. sırada Anagolt Erzincan Spor, 6. sırada İskenderun, 7. sırada Bulut Yeşil İnşaat Adana, 8. sırada Beykoz Anadolu, 9. sırada Kırklareli Spor, 10. sırada Fethiye Spor, 11. sırada 1461 Trabzon, 12. sırada İnegöl, 13. sırada Kepe Spor, 14. sırada Ekoloji Isparta Spor, 15. sırada Sincan Belediyesi Ankara Spor, 16. sırada Karaköprü, 17. sırada Altay ve 18. sırada Afyon Spor. Şimdi alt taraf değişmiyor aslında. Afyon hep 18. Üst taraf çok değişiyor. Geçen hafta Batman liderdi. Bu hafta dediğin gibi Kastamonu lider. Değişken grupta ne olacak? Ya sezonda gerçekten beni en çok meraklandıran grup bu grup ve ilk maçımla hemen başlıyorum. Tabii. 1461 Trabzon evinde Altay'ı konuk etti. Trabzon maçtan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Mert, neler söyleyebilirsin bu maçla ilgili? Yani beklediğin bir sonuç muydu? Ya şöyle diyeyim, Altay bu sene ne yazık ki, büyük Altay, birçok takım için kurtarıcı bir hafta oluyor. Yani fikstürde Altay'a denk gelen takımlar hanesine daha rahat artı 3 yazabiliyorlar. Tabii bu Altay'ın içinde bulunduğu kaotik durum, çok tecrübeli oyunculardan kurulu ama çok büyük bir mali kriz var. Şehirde nispeten geçtiğimiz yıllara göre yalnız kalan bir Altay var. Ne yazık ki Altay'ın bu durumu da yıllar önce yine Eskişehirspor'un Karabük'ün yaşadığı duruma benziyor. 1461 Trabzon için bir çıkış maçıydı.
Ve bu karşılaşmada da 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı bildiler. Zaten bu maçı da kazanamasa 1461 Trabzon, o düşme potasındaki cenderenin içinde kendilerini bulabileceklerdi. Dolayısıyla tam bir can yeleği oldu Altay karşılaşması onlar için. Enes'in attığı iki gol var. Enes Karakuş iyi bir performans gösterdi. Beklenildiği gibi bir skor ortaya çıktı. 10 puana ulaşan 1461 Trabzon daha rahat kendisini orta sıralara yükseltebilir bu galibiyet neticesinde. Altay içinse gitgide her hafta daha kötü oluyor bu durum. Hocam Altay üst liglerden düşen şu anda bir takım konumunda grubumuzda. Baktığınız zaman sanki 2'den de 3'e doğru düşüyor gibi. Siz neler söyleyebilirsiniz? Hani Altay'ı yıllarca üst ligde izledik. Şu anda burada ve daha da aşağıya gidebilir maalesef. Siz neler söyleyebilirsiniz? Ya camia olarak baktığınızda Altay hakikaten bu liglere yakışmayan bir camia. Daha üstlerde olması gerekiyor. Ama tabii ki ekonomik şartlar, mali durumlar takımlarımızı çok kötü durumlara sokabiliyor. Ama oyuncu kadrosuna baktığınızda kalecisi dahil olmak üzere işte Ozan olsun, Özgür olsun, Yusuf olsun, Ceyhun Gülsanam olsun, Deniz Kadah olsun. Bu oyuncular bu ligde her an her şeyi değiştirebilecek durumdalar. Bu oyuncuları iyi kullanması gerekiyor Altay'ın. Yani tabii ki genç oyuncular da var. Onların da çok iyi kullanılması gerekiyor. Ama bu kadar deneyimli oyuncunun olduğu bir yerde Altay'ın yeri ekonomik şartlar bilmediğim için söylüyorum. Çok kötü değilse burası olmamalı. Mutlaka üstler olmalı. Ama birazcık düzeldiklerinde bu oyuncular genç oyuncularla birlikte Altay'ı yukarılara kesinlikle taşıyacaklar diye düşünüyorum. Taşımaları gerekir. Çünkü kaliteleri bu ligin üzerinde oyuncular bu oyuncular. Üstlükleri görmüş oyuncular. 61'e bakarsak 61'in kadrosu Altay'ın kadrosundan daha iyi şu anda. Sonuç bence normal. Yani galibiyet anlamında normal. 3-0 anlamında değil. Galibiyet anlamında normal. İşte Ömerlerden tutun Erhanlar var, Enes var dediğiniz gibi. Süleyman Güneşler var. Eslemler var. İstanbul Spor'da falan oynamıştı. İbrahim Sürgüller var. Bunlar hep üst liglerin oyuncuları ve bu liglerde deneyim kazanmış oyuncular. Aslında 61 de olması gereken yerde değil benim gözümde. 61'in de çok daha üstlerde hedefe oynayan takımlar konumunda olması gerekiyor. Sonuçta bir Trabzon camiası ne olursa olsun Trabzonspor'un küçüğü gibi düşünmek gerekir orayı. Ki camia bunu yansıtıyor zaten yaşıyor da. 61'in yeri de burası değil. Altay'ın yeri de kesinlikle orası değil. İlerleyen dönemlerde ben iki takımımızın da yükseleceğini düşünüyorum. Tabii ki ekonomik şartların Altay'da iyi gitmesi kaydıyla. Teşekkür ederiz hocam aktardıklarınız için. Şimdi haftanın maçına dönmek istiyorum. Adana 0-1 Batman Petrol spor maçı. Adana 0-1 maçı evinde 2-0 kazandı. Cüneyt Dumlupınar telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Biz de iyi akşamlar diliyoruz sizlere hocam. Öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Batman maçını sizden dinleyelim hocam. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir galibiyet. Neler söyleyebilirsiniz? Tabii yani önce Adana'ya gelişimle başlayayım. Benim Adana'ya 4. gelişim. İlk gelişim Adana'ya, Adana Demirspor'a Yücel İldiz'in yardımcısı olarak 2013 yılında geldim. Sonra 2 dönem Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak çalıştım burada. Bu 4. bu sefer Adana bir futbol kulübüyle. Öncelikle Menderes Başkanıma, Menderes Kutlu Başkanıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Burası şu an Adana'nın yükselen değeri. Gerçi şu an Didim'de kamptayız. Yarın Efeler'le kupa maçımız var. Didim'de oynuyorlar Efeler, Aydın. Başlangıçta baktığımızda 2021 yılında kurulmuş bir takım ama amatör ligden her sene 3. lige, daha sonra 2. lige yükselmiş bir takım. Tesis anlamında şehrin en güzel yerinde eski havalanın karşısında çok butik bir tesisimiz var, sahamız var. Yeni stadımızda yine butik stat yapılıyor. Şu an maçlarımızı biz deplasmanda oynuyoruz, Tarsus'ta oynuyoruz. Her hafta bize deplasman ama ikinci el inşallah stadımız diyecek. Kendi sahamıza geçeceğiz. Yani başlangıç olarak ilk geldiğimiz maçta çok kısa sürede 2-3 gün sonra Beykoz'da oynadık. Bir yarım saatte 2-0 öne girme. Belki futbol kariyerimizde hem oyuncu olarak hem antrenör olarak veya seyirci olarak çok hiç kimsenin kolay kolay başına gelmeyecek bir mağlubiyet aldık. 4-2 mağlup ayrıldık Beykoz maçından. O maç bazen kaybederken kazanıyorsunuz. Bize iyi geldi. Daha sonra deplasmanda Fethiye ile oynadık. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. İlk yarı 1-0 soyunma odasına mağlup girmemize rağmen maçı çevirdik. 2-1 o bizim için bir kıvılcımdı. Bu hafta da bildiğiniz üzere sizin sorunuz üzerine Batman Petrol ile oynadık. Başladığımızda haftaya Batman Petrol takımı ligin lideriydi. Bana göre Batman Petrol takımının
kadrosu şu an bizim ligde, yani isim isim baktığımızda, hemen hemen karşılaştırdığımızda da analizlerini yaptığımızda en iyi kadro. Tabii çok kolay değildi. Analizlerimizi yaptık, iyi hazırlandık. Sonuçta bu liglerde yani hazır olmak, istemek, sahada o mücadeleyi vermek, ne kadar isim olursa olsun, isterseniz sizin o sahada çabayı, mücadeleyi, savaşı vermezseniz kazanamıyorsunuz. Yani bütün takım olarak çok iyi mücadele ettik. Yani hak ettiğimiz, bir de gol yemeden maç kazanmak da önemliydi. Hemen hemen 90 dakika boyunca Batman Petrol takımına pozisyon vermedik. İlk kornerlerin, iki tane korner attılar maç boyunca. 88. dakikada attılar. Bu açıdan da bizim için çok sevindirici. Ama onu da geçtik. Baktığımız zaman ligde bizim grubumuz, siz de değerlendiriyorsunuz, beyaz grup kırmızı gruba göre biraz daha makas dar. Herkesin herkesi yenebildiği bir grup. Birçok takım şampiyonla oynuyor. Biraz önce dinlediğim üzere yani ifade ettiler. 1461 Trabzon takımı da bana göre bulunduğu yeri hak etmeyen takımlardan, ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Evet. Batman Petrol takımına da geldiğimizde oynayan oynamayan, yani Murat Kaplan gibi kaleci bu ligde yedek. Stoperlerinin biri Ahmet Kesim oynuyor, birini Yalçın oynuyor. Bekleri olsun, Semih Karadeniz. Orta sahası iki tane önlü bürosu İstek Çakmak, İstak Çakmak'la Emir Alagöz. Bir tarafında Mert Çapar oynuyor, bir tarafında Umar Emir'e oynuyor. Bodrum Spor'dan aldıkları santraforları Atabey, arkasında Bünyamin. Baktığımızda hemen hemen ikincilik kadrosu değil, Trendyol birincilik kadrosu. Evet. Ama sonuçta daha zor olan inanan takım kazanıyor. Biz o maçı geçtik, baktığımızda lider girmişlerdi Batman. Maç bittiğinde dördüncü sıraya düştüler. Yani bizim üstteki makasta, yani iki hafta, üç hafta galip geldiğinde kendini lider bulabilirsin. Şu anda lider takımı Kastamonu'nun 20 puanı var. Bizim 16 puanımız var. Evet. Yani baktığımızda biz yukarı hedefliyoruz. Batman maçını bitirdik. Şu an bizim oynayacağımız en önemli maç, yarın oynayacağımız Efeler maçı, kupa maçı. Ondan sonra zaten İzmir'de kalacağız ve çalışmalarımıza. Pazar günü de Altay'la saat 14'te oynayacağız. Altay içinde analizlerini ve görüşlerini bildirdiler biraz önce. Altay'da saygıyı hak eden bir takım. İzmir'in çok önemli kulüplerinden bir tanesi. Ama baktığımızda hafta alınacak bir takım değil. Yani 5 puanı var ama Ankara'yı yenmişler. 2 tane de beraberlikleri var. Beraberliklerin biri Fethiye ile, biri Erzincan'la. Ve saydığınız gibi kalede Ozan Evrim gibi tecrübeli bir kalecisi var. Sol bekleri Gözko'ya, orta sahada yıllarca Galatasaray Süper Lig'de oynamış Ceyhun Gülselam, Deniz Kada veya tecrübesiyle maç kazandırmışlığı var. O da saygıyı hak ediyor, Murat Uluç. Genç oyuncuları da var. Ama önce yarın kupa maçını geçip daha sonra pazar maçını, pazar günkü Altay maçını aynı şekilde hazırlanıp o maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Batman maçı da sadece bir galibiyetti. Onu unuttuk. Şimdi yarın oynayacağımız Efeler maçı var. Çok böyle genel bir topladım. Genel durumumuz böyle bizim. Hocam siz unuttunuz ama biz unutmuyoruz. Çünkü iki haftada 10 gol atan takımdan gol yemediniz. Maşallah diyelim. Gerçekten. Gol yemeden bitirdik dedim. O da önemli dedim. 2-0 kazanmak. Kesinlikle. Da gol yemeden. Hem kesinlikle pozisyon vermeden bitirdik maçı. O da kıymetliydi bizim için. Çok kıymetliydi hocam. Ben tebrik ediyorum tekrar sizi. Mert'im, sormak istediğim şey var mı hocamıza? Cüneyt hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar. Hocam ben de şöyle bir soru sorayım. Daha doğrusu ilk bir bilgi vereyim. Siz geçen sene de Buca Spor'da 1.90 maç başı puan ortalaması tutturdunuz. Evet. Tüm profesyonel liglerde bu puan ortalamasını tutturan ilk 20 hocadan bir tanesisiniz. Böyle evet, bir istatistik evet bakmıştım hocam. Gerçekten yani çok başarılısınız. Bu liglerin gerçekten tozunu yutmuşsunuz. Onun için ben Adana 01'in de bu sene üst sıralara oynayacağını düşünüyorum sizle beraber. Üst sıralara teşekkür ederim. Yani söyledikleriniz için üst sıralara oynayacağız tabii. Bizim mütevazi bir kadromuz var. Yani biz olarak hareket ettiğimizde zaten çok kıymetli bir yönetimimiz var. Üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yerine getiriyorlar. Yani bir dediğimizi iki etmiyorlar. Yani gerçekten çok kıymetli bir yönetim. Futbolcu kardeşlerim de hepsi kolej takımı gibiyiz. Hiç ne isterse Karpiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Yani bu işte biliyorsunuz, yönetiminiz, teknik ekibiniz, futbol takımınız, kadronuz, personeliniz, taraftanız, herkes önüne düşeni yaptığında bir şekilde zaten başarı geliyor. Onun da bilincindeyiz. Kesinlikle geçen sene Buca'dan örnek verdiğiniz için, yani geçen sene biz Buca'da 17 maç kaybetmedik. Evet. Hatta Erol orada 2-1 mağlup etmeyi bildik. Daha sonra devreye girdiğimizde ben başkanımızdan, yani bir santrafor, bir 8 numara transfer istedim. Ama biz devrede ilk 11 oyuncularımızın hepsini kaybettik. Hepsini. İstisnasız hepsini. Hepsini kaybettik. O son dönemde çünkü Sefa ile Erhan Kelenk de sakattı.
Daha sonra hemen hemen yani transfer yapılan oyuncularımızdan çoğu futbolu bırakmış veya biliyorsunuz sakatlıktan çıkmış vesaire oyuncuları transfer ettik. Evet, veteran diyebileceğimiz. Evet, aynen. Hatta Van'a 13 kişiyle gittik. Biz 90. dakikada penaltı golüyle mağlup olduk. Daha sonra ama yani yine bir takım olmayı başardık Buca Spor'da. 11 maçın 10'unu kazandık, bir tane berabere kaldık. 9 maç üst üste kazandık. Evet. Hocam, yani, peki Efeler maçına yarın rotasyonla mı çıkacaksınız? Şimdi biraz önce analizden çıktık. Biz bütün takımlarımıza saygı duyuyoruz. Yani ben rotasyon kelimesini çok fazla sevmiyorum. Yani çünkü bizim takımımızda diyelim şu an çok basit örnekler vereyim. Sağ bekimiz İsmail. İsmail oynamazsa Alper Kadir oynuyor. Veya Alper Kadir oynamazsa İsmail oynuyor. Kim hazırsa oynuyor. Veya sol bekimiz ikinci kaptanımız Fatih. O oynamazsa Hakan oynuyor. Hakan oynamazsa Fatih oynuyor. Benim için hepsi bir oyuncusu. Yani o şekilde de motive ediyorum ben kendi oyuncularımı. Yani bütün oyuncularımız kıymetli. Rotasyonla çıkmayacağız. Hak eden 11 ile çıkacağız. En iyi 11'imizle çıkacağız yani. Başarılar hocam. Öyle diyeyim ben. Ama tabii ki yani bütün oyuncuları da yani zinde tutmak, formda tutmak önemli. O bağlamda yarın şöyle ben cevap vereyim. Yani bütün oyuncularımızı kullanacağız yarın. Başarılar hocam. Özcan hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Cüneyt hocamıza? Cüneyt hocam doğru söylüyor. Bu maçları ciddiye almak lazım ki bu maçlar çok önemlidir, kupa maçları. Oyuncular bu maçları küçümsediklerinde sakatlıklar, şeyler, bir sürü şey olabilir. Kartlar, sakatlıklar. Bu da lige yansır. Burada karar vermek gerekiyor. Bir kere oyuncuların çok ciddi şekilde çıkması gerekiyor çıktıkları maça. Ha, Adana 0-1 burada mı devam edecek? Ligde mi devam edecek? Ona karar vermesi gerekiyor bence hedef oynayan takımlarda. Hocama başarılar dileyelim. İnşallah. Kesinlikle doğru Özcan hocam. Ama biz şöyle düşünüyoruz tabii ki. Yani sahaya çıkıyorsak her maça tabii ki kazanmak için çıkıyoruz. Yani sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Daha az forma şansı bulan oyuncularımız var. Görmek istediğimiz oyuncular var. Onlar için de bir fırsat. Çok basit bugün örnek Silivri takımı Kayseri Spor takımını 4-2 mağlup etti. Yani Süper Lig takımı kupadan eledi. Yani işin ciddiyetinde baktığımız zaman bugün kadroları inceledim. Daha sonra maça baktım. İkinci yarı gayet de Kayseri Spor'un ilk 11'inde oynayan yabancı oyuncuları süre bulmuş. Yani ondan gerçekten ciddiye almak lazım. Sonuçta adı Türkiye Kupası bir defa. Onlar çok önemli, değerli ne olursa olsun. Bazı yerlerde aman Türkiye Kupası şu bu, tabii ki hedefler de önemli. Ha, biz yarın kazanmak için sahada olacağız. Sonuçlar var ama tabii ki öncelikli hedefimiz lig doğal olarak. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz sizlere. Afyon'a çok çok selamlar. Afyon da çok kıymetlidir benim için. Belediye başkanımız Necati Köksal. Hepsi çok saygı duyduğum abilerimdir. Afyon'a da selam olsun. Afyon'da iyi bir gidişatı vardı. Bu hafta bir kaza oldu. İnşallah önümüzdeki haftalarda onlar da yukarı tutunur. Üst lige tekrar döner Afyon'da. İnşallah hocam. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. İyi yayınlar, hoşça kalın. Enine boyuna Adana'yı, Batman'ı konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa diğer maça geçeyim. Şöyle, ben buyurun. Batman'la ilgili biraz detay konuşmak istiyorum. Herhangi bir sporu bilen, futbolu bilen kişiye veyahut da bir teknik direktöre şunu deseniz ki, Trabzonspor, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Keçiören, Iğdır, Manisa, Kocaeli, Göztepe, Adana Spor ve Bodrum'da oynamış oyuncuları aldık deseniz ne geçer aklınızda? Mükemmel bir kadro derim ben. Eğer oynatırsanız, bu takım bir üstün takımı veyahut da Trendyol 1. Lig'in takımı, evet, diye düşünürsünüz kadro olarak. Doğru. İşin gerçeği bu oyuncular 10'ar dakika bile oynasa, her biri bir maçta 10 dakika oynasa Batman şu anda bulunduğu konumda değil, direkt olarak fark atmış. Pozisyonda olması gerekiyor. Hatta yani isim bahsedersek işte Atabey'den tutun, Yusuf, Yalçın, evet, Ahmet Kesim, Semih, yani çok fazla isim var. Omari var. Yani var da var yani işin gerçeği. Evet, evet. Oynayanıyla oynamadı. Hüseyin Seyhanlar'dan tutun. Gençler Birliği'nde daha önce çalıştığım için söylüyorum. Mert Çapar'lardan tutun. Mert Çapar çünkü bu ligde daha önce bu ligden takım çıkarmış. Bir üst ligi görmüş. Bunu, oyuncuların içinde Süper Ligi görmüş oyuncular var. Bir alt ligi görmüş oyuncular var ki daha da bir alt ligde oynuyorlar. Bu oyuncuların bu takımı çok çabuk şekilde forma girip bir üste çıkarması gerekiyor ki. Bence birazcık şeyde kaldılar. Yani böyle sezon başı hazırlıklarla ilgili sıkıntı çektiler ve takım olmayla ilgili sıkıntı çektiler. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Tabii içeriden konuşmuyoruz. Ama bu takım bir an önce toparlanıp bu ligin çok çok üzerinde oynayabilecek bir kadroya sahip oynatılırsa. Ya benim de gördüğüm kesinlikle, evet, çok kaliteli bir takım. Hani yanlış anlaşılma olmasın ama
Şimdi iki hafta evet beşer gol ama hani oynanılan takımlar da çok Batman'ın kalibresinde takımlar değil. Hani kıstas değildi o maçlar. Yani. Şu an ilk ciddi rakipte mesela 2-0 gibi bir mağlubiyet. Bunlar çok dengesiz istatistikler bence yani. Bir anda buradan buraya düşüyorsunuz. Ve şehir sizden çok şey bekliyor. Evet. Beklenti çok yüksek. Biraz da medya çok fazla mı acaba beklentiyi yükseltti Batman takımından? Ya ister istemez beklenti yüksek. Yani böyle transferleri yapıyorsanız evet. Beklenti yüksek demektir. Batman'da oynanılan maçlarda çok ciddi bir seyirci evet, avantajı evet. Var anladığımız kadarıyla. Ama üçüncülükten dışarıda, şampiyon geldiler. Dışarıda mesela. Bu avantaj yok. Yok ama oyuncularımızın, Batman'ın oyuncularının bunu avantaja çevirecek yetenekleri var ve çevirmeleri gerekiyor işin evet. Gerçeği. Bunun farkında olmaları lazım. Bir üst ligin onlara ne getireceğini bilmeleri lazım. Kulübe ne getireceğini. Çünkü kulüp kazandığında oyuncular da kazanacak. Yöneticiler bu işten ekonomik olarak bir şey kazanmayacaktır. Ama onlar da rütbe olarak yani saygı olarak, değer olarak bir şeyler kazanacaklardır. Yani Batman'ın ben bulunduğu konumun çok çok daha kötü pozisyonda değiller. Dördüncülük kötü değil ama evet. bence Kastamonu'nun da üzerinde olması gerekiyor şu an itibariyle benim gözümde. Kadro kalitesi olarak tabii sahaya ne yansıttığınız önemli. Kastamonu takımı demek ki daha iyi yansıtıyor veyahut da Batman yansıtamıyor. Kastamonu lider şimdi, şu anda. Bir de ünlü bir söz vardır aklıma o geldi bu farklı galibiyetlerde hocam. Bir maçı 6-0 kazanacağıma 6 tane maçı 1-0 kazanmak her zaman daha makbuldür. Tabii kazanmak çok önemli. Teşekkürler. <Aynen. gülüyor> Sonraki maçıma geçiyorum. Kepez evinde Anagolt Erzincanspor'u ağırladığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Açıkçası kendi adıma beklediğimle beklemediğim arası bir şeydi. Evet Kepez iyi bir takım ama Erzincan bilmiyorum 1-1'in takımı mıydı? Ben başlayayım mı hocam? Başla. Ben her zaman kısa bir özet yapıp tamam. Size paslıyorum hocam. Şöyle diyeyim, Kepez Spor'la ilgili geçen hafta Kırklareli Spor'a karşı hakeme yoğun bir tepki vardı, penaltı itirazı vardı, yenilen golde penaltı bekliyorlardı, döndü gol oldu pozisyon ama istatistiklere baktığımızda Kepez Spor bir şey üretememişti geçen hafta. Dolayısıyla bu hafta bence son dakikada 90+4'te attılar golü. Erzincan'a karşı alınan +1 puan hanelerine yazdırdı diyebiliriz. Burada kaybeden taraf Erzincanspor oldu. Çünkü yine istatistiklerde ve oynadığı futbol itibarıyla Erzincan daha ağır bastı bu karşılaşmada. Ama Erzincanspor da böyle tuhaf puan kayıpları yaşayabiliyor bu ligde ve aslında puan durumuna da bu durum yansıyabiliyor. Biraz da açıkçası belki hocam da katılır. Tecrübe eksikliği, bazı futbolcuların tecrübe eksikliği bu son dakikaları oynayamama Erzincan'da ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Evet hocam sizdeyiz. Ya işte iki takım kadrosuna baktığımızda hakikaten bu ligin deneyimli oyuncuları var. Yine üst ligin deneyimli oyuncuları var. Ama dediğiniz gibi Mert hocam Erzincan'ın kadrosunda daha üst liglerin oyuncuları var. Benim çalıştığım oyuncular da var bunların içlerinde. İşte Erol Akta olsun, Emre Sağlık olsun, Ümit Kurt olsun. Bu oyuncular Muhammed Özkal olsun. Bu oyuncular üst liglerden bazıları Süper Lig'i görmüş oyuncular. Bazıları Trendyol şu anki Trendyol birincilik. Bazıları da ikincilikte oynamış oyuncular. Ha diğer takımda Kepez'de yok mu? Kepez'de de böyle oyuncular var. Bu seviyede oyuncular var. Ama bu takımlarda Erzincan'da özellikle daha performansı düşmemiş yüksek oyuncular var. İşte Hüsamettin Tutlar var, Emre Sağlıklar yani hakikaten iyi oyuncular evet. Var. Erzincan takımı teraziye koyarsanız Kepez'den daha iyi. Bence Kepez burada iyi puan almış benim de gözümde. Erzincan'ı puan kaybetmiş olarak görmek gerekir. Oyunu seyretmedim ama bence yani Kepez puan aldığı için burada sevinmeli diyelim. Kepez biraz stabil bir takım aslında. Yani bir çizgisinde ilerliyor. Bakalım nasıl sezon nerede bitirecekler ben de merak ediyorum. Sarıyer evinde Beykoz Anadolu'yu konuk etti. Sarıyer maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Mert neler söyleyebilirsin galibiyetle ilgili, Sarıyer'in galibiyetiyle ilgili? Geçen senenin de gol kralı olan Kemal Rüzgar yine Rüzgar gibi esti. Gerçekten çok iyi performans ortaya koydu. Beykoz Anadolu'nun tüm maçları gerçekten 3 gol ve üstü oluyor. Yani her maçı ya 3-2 bitiyor ya 4-3 bitiyor ya 3-3 bitiyor. Üst mü oynayalım ya, mı diyorsun? Yani oynayanlar oynasın tabii ki. Buradan hani övmeyeyim oynayın diyemem. Sergen Yalçın'ın Bundesliga yorumu gibi olmasın ama şöyle diyebilirim. Gerçekten savunma zafiyetini çok sıklıkla gösteren bir takım. Gol bulmakta sıkıntı çekmiyorlar ama Beykoz Anadolu'nun eğer şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu sezonda birazcık da
savunmasını da güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada Sarıyer'in önemi şu, bu aldığı galibiyette namağlup serisi hala devam ediyor. Birçok futbol kamuoyu tarafından çok eleştirildi Sarıyer. Yönetimsel bazda, teknik direktör bazında, ama Mustafa Sarıgül üzerine basa basa 9 haftayı namağlup geçirdi. Ve kafaya oynayan bir kulüp olarak hak edilen bir galibiyet elde etti Sarıyer diye düşünüyorum hocam. Katılıyor musun? Hocam namağlup teknik direktör olmak. Onu Kermen. Sorayım ben size. Ya şöyle, tabii ki kendinize olan güveni artıracaktır. Oyuncuların da kendilerine olan güveni artıracaktır. Bu arada sadece namağlup teknik direktör değil, namağlup bir kulüp, bir takım var. Oyuncular üzerinde de, yöneticiler üzerinde de ciddi etkiler olacaktır. Maça gelince yine iki, özellikle şeyde Sarıyer takımında çalıştığım oyuncular var. Üst ligde çalıştığım oyuncular var. İşte Hasan Ayaroğlu olsun, ondan sonra Özkan Karabulut olsun, Gençler Birliği'nde çalıştı o dönemlerde. Musa Şahindere olsun, Emirhan olsun, Bursa'dan oraya gitti. Artı bu oyuncuların yanına Kemal Rüzgar ve Sertaş Şan var. Bu liglerde, Pendik'te dahil, yıllarca bazı takımları bir üst lige çıkarmış oyuncular. Keçiören Gücü'nde de oynadı değil mi hocam Sertaş? Evet. Oynadı diye hatırlıyorum. Yani bir şeyde orada, Keçiören'deki Batuhan da orada hatta. Doğru. Bu oyuncular iyi oyuncular. Sarıyer'in kadrosu iyi. İyi. Çok daha üstlere oynayacak. Yani şu andaki konumuyla, Kastamonu'yla, işte Batman'la birlikte yarışacak takımlardan bir tanesi bence. Ondan sonra oynamayan oyuncularda işte Süheyl var, Mertcan var, yine Hasan Ayaroğlu var ki Hasan Ayaroğlu bu lige çok fazlasıyla katkı yapabilecek, takıma katkı yapabilecek oyunculardan bir tanesi. Bence sonuç normal. Yani Beykoz'un iki gol atması, tabii Beykoz gol atıyor ama kadro olarak baktığınızda Sarıyer daha iyi durumda ve sonucu ben normal olarak görüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sonraki maçıma geçiyorum. İnegöl evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u konuk etti. Maç bir eşitlikle sona erdi. Bir an aklım şeye gitti. Bu hafta 90 artıda gol yiyip puan kaybeden diğer takım da Ankaraspor oldu. Yani 3 puanı kaybeden. Neler söyleyebilirsin Mert? Talihsizlik diyebilir miyiz Ankaraspor adına? Tabii ki. Karşılaşma sonrasında yaklaşık bir 2-3 saat geçtikten sonra Mehmet Akhoca'yı aradım. Birçok programda konuğumuz oldu. Başka platformlarda da konuğum oldu. Çok değerli bir teknik direktördür ve her zaman da bahsederim. Türkiye'nin en genç pro lisans alan teknik direktörüdür Mehmet Ak hocamız. Bu karşılaşmada açıkçası son dakikada Mustafa Mete tetiğini attığı gol öncesinde bir faul var. Bu hafta da hakemler birçok yine skandala imza attılar. Tabi burada İnegöl camiası sakın hani üzerine alınmasın ama İnegöl camiasının da dediği, ben okuyorum yorumları, birçok platforma bakıyorum, onlar da aynı görüşte. Atılan gol öncesinde faul var. Çok net bir faul ama es geçildi ve gol oldu. Dolayısıyla bu durum, Ankara Spor 8 puanda olabilecekken 6 puanda kaldı. 3 takım düşecek. 9 hafta bitmiş. Puanlar artık yavaş yavaş aslanın ağzında. Dolayısıyla alınacak her bir puan önemliyken kulüplerin bu kadar hakkı çalınmamalı diye düşünüyorum. Açıkçası İnegöl de bu bir önceki haftalarda onlar da haksızlığa uğradılar. Bu sefer de Ankara Spor uğradı. Necati Hoca'nın ilk puanıydı İnegöl Spor'da. Açıkçası 2-2 yapabilirdi. Bu şansı yitirdi Ankara Spor. Birazcık hakem faciası vardı. Sizin eklemek istediğiniz şey var mı hocam? Hoca değişiklikleri genelde takıma olumlu yansır. Türkiye'nin şartlarında olumlu yansır. Onu özellikle bir söyleyeyim. Mehmet Hoca belki sezon başında gelseydi çok daha Ankara Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor daha iyi bir ivme kazanabilirdi. Ama baştan o kötü gidiş ve belirli puanları alamayış takım üzerindeki psikolojik olarak, mental olarak takım mutlaka etkiledi. Bunu düzeltecektir. Mehmet Hoca bunu düzeltecektir. Düzeltme yolunda da eylemlerini yapacaktır mutlaka. Birkaç tane deneyimli oyuncuları var. Onların bu oyunun içine katılması gerekiyor. İşte Muhammed'dir. Ondan sonra iyi oynayan bir Berk Yiğit'tir ki bu ligde Ankara Spor için katkı yapabilecek oyunculardan bir tanesi. Kaleci Abdülaziz'in özellikle iyi oynaması gerekiyor. Bu oyuncular iyi oynadığında
Sincan Belediyesi, Ankara Spor biraz daha ivme kazanacaktır ve bir an önce devreye girmeleri gerekiyor. Devreye girip iyi oynamaları gerekiyor. İnegöl takımı ile ilgili çok fazla bilgim yok, işin gerçeği. Yani onlarla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım, kusura bakmasınlar, ama Sincan Belediyesi'nin durumu şu an için daha iyi olması gerekiyor. Çünkü alta baktığımızda Afyon Spor Kulübü transferi açarsa, ki çok genç kadrolara sahip, hepsi Afyonlu oyuncular. Transferi açarlarsa burada Afyon biraz ilerleyecektir. Altay biraz ekonomisini düzeltirse Altay düzelecektir. Karaköprü ile ilgili bilgim yok. Onun üzerinde zaten Ankara Spor var, Sincan. O yüzden Ankara Spor'un bir an önce toparlanması gerekiyor ki devre arasına kadar biraz daha ilerlesinler. Çok kısa bir sorum var Nurgül Hoca'ya. Çok merak ediyorum. Hocam, bir takım 5. hafta mı almak, devre arası mı almak daha mantıklı? Öyle bir tercih hakkı olsa. Kendi açımdan düşünürsem antrenman yapabileceğim arada almayı tercih ediyorum. Yani devre arası. Çok güzel. Sonraki maçıma geçiyorum. Altınordu evinde Fethiye Spor'u ağırladı. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Olcay Şahan telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Direkt ben Mert'e paslamak istiyorum. Mert, buyur, senden başlayalım. Hocam merhabalar, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Merhabalar. Hocam, grupta Sarıyer'le namağlup seriniz devam ediyor. Sadece 6 gol yediniz. 9 haftada 6 gol yediniz. İyi de bir savunma örneği gösteriyor Altınordu. Sizin de kimyanız tuttu Altınordu'da. Bu haftada evinizde berabere kaldınız ama iyi oynanan bir futbol vardı. Tüm futbol kamuoyu da oynadığınız futboldan memnundur diye düşünüyorum. Ama rakipleriniz kazandı, Kastamonu ve Sarıyer. Hem bu son oynadığınız karşılaşmayı hem de bir grup değerlendirmesi alalım hocam sizden. Öncelikle hocam, sana da iyi yayınlar diliyorum. Maçı değerlendirecek olursak, yani bu maçın çok iyi oynadığımız bir maç değildi maalesef. Ama kazanabilirdik. Yani ona rağmen çok pozisyona girdik. Ama Fethiye Spor'u bekletmek istiyorum. Gerçekten çok iyi performans sergilediler. Gördüğüm kadarıyla da çok tehlikeli bir takım olduğunu gördüm. Sezon başından itibariyle çalışmalarımız sürüyor. Takımın çok genç, dinamik olmasını istedik. Öyle bir oluşum sergiledik. Ligde bilen birkaç oyuncuyla birlikte sezona iyi başlangıç yaptık. Şimdi bu hafta güzel bir maç bizi bekliyor. Batman maçı, Batman deplasmanı. Özcan Hocam da Batman'la ilgili birkaç yorum yapmıştı. Oraya da direkt değinebilirim. Batman içerideki oynadığı maçın futbolun aynısını deplasmanda da oynadığını analiz ettik teknik ekibimle. Ve deplasmanda taraftar desteği olmayınca o açık futbolu yine otomatikmen daha çok pozisyon veriyorsun. Rakip daha cesaretli oluyor. Ama içeride her türlü maçı 12 kişiyle çıkmış oluyor. Çünkü taraftar desteğiyle birlikte rakibi otomatikmen daha çok geriye gitmesini sağlıyor. Baskı daha rahat kurabiliyor. Ama yayını dinlediğim için, izlediğim için anlatıyorum bunu. Bir de şunu gözledim ligde. Ben 2 sene kendim futbolda oynadım bu ligde. Bu ligde maalesef her zaman 3-4-5 tane takım var ligde. Şampiyonlar kurulan, ciddi paralar harcayan takımlar. Ama şampiyon olduktan sonra maalesef üst lige çıktıklarında o 20 kişilik kadrodan, 25 kişilik kadrodan taş çatlasa 4 tane takımda bulunuyor. Geri bir 2. lige gidiyor. Daha çok paraya, hangi kulüpte daha çok para varsa o kulübe gidip yine şampiyonla oynuyor. Ben burada kendime de o hedefi koydum. Az bütçeyle genç, dinamik, gurbetten gelen oyuncularımız var. Ligi tanıyan oyuncularımızla birlikte yarışın içinde olmak. Bu yarışın içinde şu an 9. haftayı değerlendirirsek, yani 5. haftada, 4. haftada bunu rahat diyemezdim. Çünkü o sezon başı rakipler herkes daha alışmadı. Birbirlerini tanımıyorlar. Herkes herkesi yenebilir görüntüsü var bu ligde. Ama 9. haftadan sonra biz hala en tepedeysek biz bu yarışın içinde varız diyoruz. Ve sezon sonuna kadar da olacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim takımım her geçen gün kendini geliştirerek devam ediyor. Ve bir üst lige çıktığımız takdirde, Allah bize onu nasip ederse,
bu takımın %80'i, %70'i birlikte bir üst ligde devam oynuyor. Öyle bir takım oluşturduk. Çünkü biz Altın Ordu olarak, cami olarak eğitimci bir kulübüz. Futbola genç oyuncularımızı kazandırmak için buradayız. Ve bu yolda da doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. İnşallah da bu çocuklarımızın üstüne koyarak devam eder. Ve sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşırız. İnşallah hocam. Özgür hocam, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı Olcay hocamıza? Ben Olcay hocamı öncelikle çok güzel bir kulüpte çalıştığı için tebrik edeyim. Güzel bir kulüp. Belki ikinci takım ama ben başlangıç olarak görüyorum şu an Altın Ordu'yu. Biraz da başkanını tanıdığım için söylüyorum. Aynı üniversiteden mezunuz kendisiyle. Başkanı iyi tanıyorum. Başkanı devam ediyor. Hoca değiştirme taraftarı değildir. Geçen yıllarda düşse de çıksa da hocalarıyla devam etmiştir. Bu hocalara ve oyunculara bir artı katacaktır. Artı genç takımdır. Hocamın dediği gibi. O takımın %80'i, %90'ı devam edecektir. Çok az dışarıdan transfer, mecburi transferler olacaktır. Genç bir takımla çalışıyor hocam. Kendisi de genç. O dinamizm bu ligde çok şeyi değiştirebilir. Yani bu ligde şöyle bir şey var. Daha doğrusu her ligde böyle bir şey var. Eğer topla oynama yeteneği düşük oyuncularınız varsa elinizde, fiziksel kaliteyi ve mücadeleyi artırmanız gerekiyor. Yani zorla kaliteyi bozmanız gerekiyor. Bunu her takım bu ligde yapabilir. Yapmadığınızda sıkıntı yaşarsınız. Ben Altın Ordu'ya rakip olduğum her maçta, üst liglerde rakip olduk. Onlarda rakip olduğum her maçlarda çok zorlamıştır. Yenmiştir bizi, şey yapmıştır. Bizim onu yendiğimiz maçlar olmuştur. Ama hiçbir zaman mücadelesi düşük bir takımla oynamadık. %100 mücadele eden, ne olursa olsun limitlerini hep zorlayan bir ekiple mücadele ettik. Altın Ordu o yapısına devam edecek diye düşünüyorum. Hocama da başarılar dileyim şimdiden. Çok teşekkür ederim. Olcay hocam, ben size bir soru sormak istiyorum. Sorabilir miyim kısaca? Tabii ki. Hocam şimdi geçen sezon izledim sizi Ankaraspor'un başında. Çok gerçekten hırslısınız. Böyle tam futboldan koptuğunuzu da düşünmüyorum. Şu an Altın Ordu'nun başındayken böyle ya bir maç var mıdır kendinizi oyuna hani sokup oynamak istediğiniz, çok merak ediyorum. Şu an hocalık yani yaptığım için hiç içimden gelmiyor öyle bir şey. Ama geçen sezon ilk Ankara Spor'da başladığımda Sayın Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu da, o zamanki başkanımız, bu soruyu bana sordu. Kendini oyuna at dedi. Gerektiği yerde. Çünkü o zaman oyuncu hocam. Ama ben o adımı atıp ilk hocalık tarafına geçtikten sonra ben hiçbir zaman o düşünceye sahip olmadım. Çünkü neden? Ben kulübede hocalık olarak oyuncularıma destek veriyorsam, onları geliştirmek istiyorsam, bizim playoff maçımızda, yani biz playoff'u garantilemiştik, playoff oynayacaktık Trabzon'a karşı. Hı. Şimdi ben orada bir oyuncuyu çıkartıp kendimi oyuna sokarsam, ben hocası olarak ona ne his verebilirim? Bana güvenmiyor hoca, kulübede oturan o pozisyondaki oyuncuya da güvenmiyor, kendi giriyor. Yani bunu yani kabul edemezdim. Hani bunu oyuncuma da hissettiremezdim. O yüzden de ben ne olursa olsun başkana da demiştim. Ne olursa olsun istersek 5 maç üstte kaybedelim ve ben hocalıktan geri istifa edeyim. Ama ben kendimi oyuna atmayacağım. Çünkü ben futbolcuma o hissiyatı veremem. Ben hocası 3 hafta 4 haftadır hocasıyım ama yetersiz buluyorum, kendimi oyuna atıyorum. Bunu ben yapmak istemiyorum dedim. Hocam yüzden... siz daha izlerdik ya. Ben daha futbolu bıraktığınızı düşünmüyorum yani. Beni artık hoca olarak izlersiniz. Peki hocam, tamam. Kabul ettim artık. Yolunuz açık olsun hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Estağfurullah. Hayırlı yayınlar size. İyi akşamlar, hoşçakalın. Ya bir kendini atsaydı ne olurdu. Çok şolaya harika. Antrenmanlarda, yani özellikle yenileme antrenmanlarında eksik kalan kısımda giriyordur ama tabii ki maçta o mümkün değil yani. Şimdi hattımızda Fethi hocamızın teknik direktörü Selahattin Dinçel var. Selahattin hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ne kadar pozitif bir selamlar verdiniz bize. Enerjim yükseldi. Sağ olun. Hocam 2-2 Altın Ordu maçı. Az önce Olcay hocamız da yine hattaydı. İki teknik direktörü aldığınız için biz de çok keyifliyiz. Hı-hı. Siz neler söylersiniz maçla ilgili? Maç çok dengeli başladı. İki tane sahada futbol oynamaya çalışan takım vardı. Biz 1-0 öne geçtik.
hemen akabinde golü yedik. Ardından geriye düştük, tekrar yakaladık. Pozisyon yüzdemiz fazlaydı. Çok net yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Değerlendiremedik. Ama genel anlamda bakıldığında çok keyifli bir maç oldu. Altın Ordu'nun mağlubiyeti yoktu. Genç, dinamik bir kadroları var. Özellikle hücum hattında çok etkili kenar oyuncuları var. Tabii ki şu an topladıkları puan kesinlikle tesadüf değil. Biz bu hafta oynadığımız oyunda da gördük. Canlı da bunu yaşamış olduk. Ama şunu söylemek istiyorum. 3 puanı alacak net pozisyonları bulduk. Sonuç olarak bakıldığında biz bir yapılanma içerisindeyiz. Almış olduğumuz deplasmandaki bu 1 puanı ben kötünün iyisi olarak yorumluyorum ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hocam Altın Ordu'nun evinde Altın Ordu'dan puan almak, hani maçla tabii galibiyet de olabilirdi. Evet. Ama bir puan da çok değerli. Hani tabii. İzlediğimiz, bildiğimiz bir takım oldu. Ben çok tebrik ediyorum gerçekten sizi. Çoğu takım, yani en üstteki takımlardan çoğu bunu başaramaz bence. Kaza geçirir orada. Ya ben tebrik ediyorum gerçekten. Mert'cim, sormak istediğim bir şey var mı hocamıza? Teşekkür ederim. Selahattin hocam, iyi yayınlar. Katıldığınız için de sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Hocam bir de tebrik ederim sizi. Bornova'yı da geçtiniz ve kupada bir üst tura çıktınız. Bir yandan kupada da iyi gidişat devam ediyor. Şimdi Sarıyer'le oynayacaksınız hocam. O da ligde ikinci sırada, yine zor bir rakip. Fethiye'de son durum nedir? Biraz rotasyona da gittiniz kupada ama eksiklikler var mı? Bir de onu öğrenelim hocam. Sarıyer takımının kadro yapısına bakıldığında ligin, özellikle bu ligin hedef takım oyuncularını bünyesine dahil etti. Ve hücum hattı mükemmel bir takımla oynayacağız. Onlar da zirve mücadelesi veriyor. Bu sezon kesinlikle PTT 1. Ligi hedefleyerek yola çıktılar. Yüksek bütçeyle kurulmuş bir ekiple oynayacağız. Gerçekten zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. Bizim sezon başından beri yaşadığımız, belki bir takımın başına gelebilecek ender vakalardan birçoğunu yaşadık. İki oyuncumuzun tarak kemiğinde kırık, bir oyuncumuzun elinde kırık oluştu. Bunların hepsi müsabakalarda oldu. Ve bunlar 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta gibi süreçlerle takımımızdan uzak kaldılar. Biz inanın ligin 9. haftasını oynadık. Bu hafta 10. haftayı oynayacağız. Hiçbir maça tam kadro elimizdeki tüm oyuncularla çıkamadık. Bu talihsizliği yaşadık. Belki kısmetsizlik, belki artık kader diyelim. Ama bu hafta maça bakıldığında yine 3-4 eksikle Sarıyer maçına çıkacağız. Ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkacağımız için yapacak bir şey yok. Biz iç sahada bu hafta Sarıyer takımını ne olursa olsun çok iyi mücadele ederek geçmeye çalışacağız. 12. adamla birlikte inşallah bu engeli aşarız. Fikstürümüzün zorluk derecesi çok yükseydi. Yüksekti ilk 10 haftalık periyotta bu Sarıyer maçıyla. Biraz daha kağıt üzerinde belki zorluk derecesi kolay maçlar oynayacağız son 7 hafta, ama hiçbir maçın kolay olmadığını biliyorum. Hedef takımların tamamıyla ilk 10 hafta içerisinde oynamış olacağız. Öyle bir fikstür çektik. Biz Sarıyer maçından sonra biraz daha normale döneceğiz diye düşünüyorum. Hocam fikstür gerçekten zor. 2 hafta arka arkaya namağlup 2 tane kafa takım. Yani evet. Size şimdiden başarılar dileyelim ve kolaylıklar dileyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diyoruz sizlere katıldığınız için. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Fethiye benim 3 sezondur gerçekten sevdiğim takımlardan biri. Umarım playoff olur bu sezon diyeyim ve sonraki maçıma geçeyim. Afyon hocamla devam edelim. Evet. Kastamonu Afyon maçı. Afyon Kastamonu maçına geçiyorum. Kastamonu Spor deplasmanda Afyon Spor'u 5-0 mağlup etti. Hızlıca bir yorum alayım sizden hocam. Şöyle
Yani dediğimiz gibi hiçbir transferi olmayan Afyon Kulübü şu anda bir puanı var ve karşılarında hedefe oynayan hakikaten transferde iyi transfer yapmış. İşte Okan Eken olsun, Aslı Yüksek olsun, Cumali Bişi, Barış Gök, Erkam Reşmen gibi oyuncular, Oğuz Yılmaz, Alpay Çelebi gibi üst ligleri görmüş oyuncular ve karşılarında çok genç bir kadro var. Ve hakikaten Afyon dışından kimse yok. Yani bu maçın çok fazla bence yorumlanacak tarafı yok. Evet. Bu maçı ben şöyle yorumlamak isterim Afyon adına. Bir an önce kulübü ekonomik şeylerini düzeltip transferin açılıp oyuncu kazanılacaksa da bazı oyuncuların transfer edilip genç oyuncuların onların arasına serpiştirilmesi gerekir. Bu kadar genç oyuncuyla kulübün devam etme şansı yok. Yani en azından bu ligde yok. Onu net olarak söyleyelim. Yani maçın aslında çok fazla yorumlanacak bir tarafı yok. Kastamonu için kolay bir maç oldu. Hatta Kastamonu'nun kadrosuna baktığımızda daha önce çalıştığım iki oyuncunun da yedek olduğunu, Ramazan Keskin ve Erhan Kartal'ın Süper Lig oyuncularıdır. Hı hı. Sonuçta Süper Lig'i görmüş oyunculardır bunlar da. Oynamadığını görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir kadro farkı var. Yani maçın bence çok yorumlanacak tarafı yok. Yani Kastamonu açısından da Afyon açısından da. Afyon yani izledim ben. Geçen hafta gerçekten küçük çocuklardan kurulu bir takım. Çok genç. Kastamonu alacağı bir maçı 5-0 aldı aslında. Okan Eken hat-trick yaptı. Onu tebrik edelim. Gerçekten attı. 3 gol de çok güzeldi. Evet. Hızlıca diğer maçıma geçiyorum. İskenderun evinde Karaköprü'yü ağırladı. İskenderun maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu da aslında beklenilen skorlu maçlardan biriydi diyebiliriz Mert. Bir iki cümle alayım senden. Muhammed Beşir penaltı golüyle öne geçtiler. İskenderun kadro kalitesi güzel. Tecrübeli oyuncularla genç oyuncular iyi harmanlandı. Gürkan Hoca tam bir teknik direktör takımı yarattı. Ve bu ligin futbol olarak en tempolu oynayan takımlarından İskenderun. Hocam bir iki cümle de sizden alayım. Evet, fiziksel kapasitesi yükselen takımlardan bir tanesi. Gürkan Hoca o anlamda ciddi katkılar yapmış. Hakikaten dediğiniz gibi yine Gençler Birliği'nden Serdar Can orada. İşte Muhammed Beşir'i biliyorsunuz. Mehmet Bilir var orada. Yani diğer bildiğim oyunculardan doğru olarak bahsediyorum. En azından izlediğim. Yani İskenderun için sonuç normaldi bence. İskenderun'u daha sonraki maçlarda değerlendirmek gerekiyor bence. Karaköprü'ye üzülüyorum. Onlar da yine alt liglerden şampiyon geldiler ama üst lige çok adapte olamadılar. Isparta 32 Spor evinde Kırklareli'yi ağırladı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bir iki cümle alayım. Kırklareli iyi futbolunu gerçekten bu ligin ilginç takımlarından. Geçen hafta da çok iyi futbol oynadılar. Bu haftada da son dakikada gol bulmalarına rağmen ben iyi oynadıklarını düşünüyorum. Isparta'ya giden takımlar çok zorlanıyor. Isparta gerçekten kendi evinde iklimsel olarak da bunun avantajını iyi kullanıyor. Sana kısa bir virgül koyayım o zaman. Kısa bir reklam arası ardından tekrar buradayız. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Beyaz grupla ilgili eklemek istediğiniz son bir iki cümleyi alayım. Daha sonra kırmızı gruba geçeceğim. Ben tercih hakkımı Ankara Spor'dan yana kullanmak istiyorum. 2005-2006 doğumlu futbolcularla oynayan Mehmet Akhoca gerçekten büyük iş yapıyor. Şu ana kadar belki puan durumuna çok yansıyamadı ama dediğim gibi hakemler de bunda etkiliydi. Mesela bu son karşılaşmada hocam stoperi forvet oynattı. Bu da aslında kadro derinliğinin ne kadar olmadığını gösteriyor. Onun için Ankara Spor'a ekstra motive olmuş durumdayım. Ekstra takipçisiyim. Eninde sonunda Ankara Spor'da puan ve puanları toplayacaktır. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı beyaz grupla ilgili? Benim beyaz grupla ilgili ekleyeceğim bir şey yok. En sonda iki grup için eklemek istediğim bir şey var. Hakkımı oraya kullanayım. Tamam hocam. Evet. O zaman hızlıca kırmızı gruba geçelim. Kırmızı grupta kimler neler yapmış bir göz atalım. Haftanın sonuçları gelsin. Haftanın sonuçları kırmızı grupta yine bu şekilde. Hızlıca bir de puan tablomuz gelsin kırmızı grupta. Puan tablomuza göz atalım. Menemen ve Motolüks Aksaray şu anda lider 22 puanla. 21 puanla onları Serik Belediyespor da takip ediyor. 20 puanla Buca Spor ardından. Daha sonra Elazığ, Ankara Demir ve Karacabey olarak sıralanma bu şekilde. Bu grupta kolay kolay kopmayacak yarış bence. Evet. Çünkü baktığınız zaman 12. sıraya kadar mesela
çok yakın puanlar. Ya yani playoff hattı çok yakın burada birbirine. O zaman Ankara Demir Van maçıyla başlamak istiyorum ben. Ankara Demir evinde Van Spor'u konuk etti. Van Spor maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bekliyor muydun bu galibiyeti Van adına Mert? Geçen hafta Erbaa'ya kaybetmişti. Van bir reaksiyon göstermesi lazımdı. Bu hakkını da Ankara Demir Spor'a karşı kullandı. Ve 2-1 galip geldiler. Şimdi puan durumuna baktığımızda artı değer Van Spor 12 puana çıktı. Dediğine katılıyorum Nurgül. Liderle arasında 10 puanlık fark var. Çok eleştirildi Ümit Bozkurt ve Van Spor ki Ümit Hoca'nın 3. dönemi. Ama üst üste alınabilecek bir 4-5 galibiyetle bambaşka bir senaryo ortaya çıkabilir. Ama Van Spor'un biraz daha temposunun yükselmesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü Ankara Demir Spor geçen hafta bu mağlubiyetin emarelerini göstermişti 4-4'lük beraberlikte. Aslında şaşırtıcı bir sonuç çıkmadı bence bu karşılaşmada. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu maçla ilgili? Yani kesinlikle şaşırtıcı bir sonuç değil. Genç bir kadroya karşı deneyimli bir kadro. Yine benim çalıştığım birkaç oyuncu var işlerinde. İşte Kurtuluş olsun, ondan sonra Bursa Spor'da çalıştığım Trabzonspor'a transfer olan Batuhan Kör olsun. O takımın oyuncuları. Orada yine kaliteli oyuncular var. Yusuf Abdoğlu var ki üstlüklerde oynamış ve üstlüklerde çıkmış bir oyuncu. Burak var, Burak Kavlak, Mert Örnek var. Birçok kaliteli oyuncuları var ama bir an önce de toparlanmaları gerekiyor. İnşallah bu maç toparlanmalı olur. Hoca değişikliklerinin bir maç etkisi olabilir ama birkaç maç sonraki hoca etkisini göstermeye başlarsa, bunu Ümit Hocam için söylüyorum, devamı daha iyi gelecektir. Sonradan yapılan etki kalıcı etki olacaktır. Ama ilk değişiklik o tek maçlık etkilerdir. Sonrası kötü olabilir. Sonradan yapılan etki devam ederse takımlar daha iyi duruma gelir ki Van Spor'un yeri burası değil bence de. Ümit Hocam'la birlikte yükselecekler diye düşünüyorum. İyi oynadılar. O maçın özetlerini de seyrettim. Seyrettiğimde şununla karşılaşıyorum. Bütün takımlara baktığımda bu ligin en büyük, gerçi üst liglerde de karşılaşıyorsunuz ama bu liglerin en büyük hataları oyuncuların çok temel hataları yapması. Pozisyon hataları, hamle hataları, duruş hataları yapmaları gol yedirmesi söylüyor. Yani sonuçta gol atan takım ya ara top ya defans arkasına atılan top. Bunlardan ya top, yani yan topa bile gelmiyoruz ki. Yan top biraz daha ileri seviyedir işin gerçeği. O iyi takımların veyahut da iyi defans yapan takımlara karşı rakiplerin yapacağı şeydir. Bu ligde çok onlara gerek kalmadan stoperlerinin arasına, stoper bek arasına atılan toplarla direkt sonuca gidiyorsunuz. Ankara Spor maçında da, Ankara Demir maçında da böyle bir ara top var. Diğer maçlarda da bu toplar var. Yani çok temel hatalar var. Çok kolay düzeltilebilecek hatalar aslında. Aynı şeyi Van Spor'da mutlaka yaşadı. Onlar düzeltildiğinde düzelten takım mutlaka üst sıralara çıkacak. Teşekkür ederiz hocam. Sonraki maçıma geçeyim hızlıca o zaman. Serik Belediyespor evinde Karaman'ı ağırladı. Serik Belediyespor maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Yani Serik adına aslında bir tık beklenen bir galibiyetti diyebiliriz. Sen neler söyleyebilirsin Mert? Şöyle diyebilirim. Serik Belediyespor iyi bir yatırım yaptı. Bu sene onlar da bir üst ligi gerçekten hedefliyorlar ki geçen sene düşme potasından son 3-4 hafta kurtulmuşlardı. Menemen'in mağlubiyeti sonrası alınan galibiyetle 1 puana indirdiler farkı. Bu karşılaşmada da Ankara Gücü'nde de bir dönem forma giymiş Şahverdi'nin harika bir golü vardı. Gerçekten Şahverdi kalitesini gösterdi. Keza Cem İkinci filan. Ankara Gücü menşeili çok futbolcu var. Bir dönem orada futbol oynamış. Dolayısıyla Serik Belediyespor hak ettiği bir sonucu aldı. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey aynen, var mı? Aynen ben de katılıyorum. Yani burada da üstlükleri görmüş birçok oyuncu var. Ankara Gücü kökenli, işte diğer takımlar kökenli olsun. Gökdeniz Karadeniz var, Hakan Aslan var, Sivas Spor kökenli. Aydın var, geçen yıl Şanlıurfa'daydı. Alihan Kulabaş, Burak Hasan, Erhan Çelenk gibi oyuncular var. Yani işin gerçeği Serik'in kadrosu Karaman'ın kadrosundan çok çok üstte. Orada da tanıdığımız oyuncular var, işte kaleci Atalay falan var ama oranın Özkan Taşdemir var. Bu oyuncular kadro olarak Karaman'ın kadrosu şeye göre yetersiz. İşin gerçeği. Seriye göre yetersiz. Yine burada da ara toplar sonucu atılan goller var. Duruş pozisyonu hataları var. Dediğimiz gibi takımların biraz önce bunları düzeltmesi gerekiyor. Yoksa düzeltmedikleri sürece üst düzey yetenekli oyuna ihtiyaç olmayacak. Her atılan ara top
Her atılan defans arkasına atılan top gol pozisyonu yaratacak. Benim bu maçta seyrettiğim de oydu. Şimdi hocam siz Alihan deyince de Alihan kaç yaşında diye bir hesaplara giriştim. Evet. Yani ben mesleğe başladığımda Alihan orta yaşlardaydı. Maşallah hala evet. oynuyor. Aslında grubun önemli maçına dönmek istiyorum. Arnavutköy Menemen maçı. Arnavutköy evinde Menemen'i konuk etti. Arnavutköy maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Menemen şu anda lider, 22 puanı var. Tabii Aksaray'da 22 puanda. Neler söyleyebilirsin bu maçla ilgili? Menemen'in mağlup olmasını bekliyor muydun sen? Şöyle Menemen, Aksaray, Giresun, Arnavutköy dörtlüsünü o zaman bir kısa değerlendirip Özcan Hoca'ya paslayayım. Geçen hafta Menemen Aksaray önünde iyi bir galibiyet elde etmişti, evet. Burhanettin Hoca önderliğinde. Aslında onun kredisini yediler. Arnavutköy'de de bir hoca değişikliği olmuştu. İlker Püren sonrası gelen yeni hoca reaksiyon gösterip Özcan Hoca'nın dediği gibi bir ilk maçta etkisini gösterir diye bir cümlesi vardı hocamızın. Katılıyorum. Bu karşılaşmada aslında lideri devirdi Arnavutköy. Onlar da aslında dişli bir takım olduğunu gösterdiler. 45. dakikada Aykut Emre Yakut'un golüyle maçı kazanmasını bildi. Birçok da pozisyon yakaladı aslında Arnavutköy. Az pozisyon verdi rakibine. Önümüzdeki haftada Aksaray'la oynayacak Arnavutköy. Arnavutköy'ün ligdeki gidişatı üst üste Menemen, Aksaray çok denk geldi. Onlar da bir an evvel kendilerini öne de atabilir. Olası bir Aksaray mağlubiyetinde de bu hoca değişikliği galibiyeti diyebiliriz. Yoksa eğer yine galip gelirlerse gerçek anlamda Arnavutköy'de işler İlker Püren sonrası 180 derece değişmiş de diyebiliriz. Öte taraftan Aksaray'ı da yorumlayayım, hocaya paslayayım. Aksaray'da zaten ligden artık bence mental olarak düşmüş bir Giresunspor'u mağlup ettiler. Giresunspor zaten 17-18-19 yaş grubuyla oynayan bir takım. Şaşırtıcı bir sonuç yok. Hatta geç gelen bir gol vardı. 90+5'te galibiyet golünü attı Aksaray. Daha erken koparabilirlerdi. İşte bu ligde dengeler değişiyor. Şimdi ne oldu? 22-22. Geçen haftaki mağlubiyeti tolere eden bir Aksaray olmuş oldu. Evet. Ben şimdi hemen araya gireyim. O zaman önce bir Arnavutköy'de Tansu hocamızı tebrik edelim. Gerçekten Menemen galibiyeti. Evet. Çok önemli bir galibiyet Arnavutköy için. Bir de hani İlker Püren gitti. Şimdi hocamız geldi, Tansu hocamız. O da hani bir takım devraldı. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve rakibi Menemen, ligin lideri. Gerçekten onun için de güzel bir galibiyet olmuştur. Hocam siz neler söyleyebilirsiniz? Tansu hocamı öncelikle tebrik edelim. Güzel bir maçla, güzel bir galibiyetle başladı. Lig liderini yenmek kolay bir iş değildir her ne olursa olsun. Ama devamını getirmek önemli. Devamını getirmek önemli. Şimdi devamında oynayacağınız takımın kadrosuna baktığınızda bu ligin iyi oyuncuları ve üst ligden gelen oyuncular var yine. İbrahim Yılmaz olsun, ondan sonra Alim Harlak olsun, hızlı çıkışlar olan. Ondan sonra birkaç oyuncu daha var iyi olan. Bunlara karşı da eğer iyi sonuç alırlarsa deplasmanda Arnavutköy'de işler yoluna girecektir. Ama almadıklarında tekrar eski ivmeye, kötü giden ivmeye dönebilirler. İnşallah o ivmeyi kazanmazlar diyelim. Yani o ivmeye dönmezler. Deplasmandan da iyi puan veya puanlar alırlar ama kolay maç olmayacak. Bence haftanın diğer bir maçı Elazığ Spor'u evinde konuk eden Erbaa Spor. Erbaa sürprizlerine devam ediyor diyebilir miyiz? Çünkü evet. Elazığ'dan bir puan almak gerçekten hiç kolay değil. Elazığ ligin, yani bu grubun gerçekten baktığınızda Erbaa'nın çok çok üstünde kalite olarak bir takım. Ve Erbaa bu maçtan da bir puan çıkardı. Neler söyleyebilirsin Mert? Nurgül, geçen hafta Ahmet Hoca telefon bağlantısı konuğumuzdu. Haddimizi bilerek oynayacağız dedi. Gerçekten evet. Çok mütevazı bir hoca. Gerçekten bayıldım yani. Van'ı yendiler. Elazığ'dan bir puan aldılar. Yani Doğu takımlarından 4 puanı alan bir Erbaa vardı. Gerçekten lige alıştıklarını düşünüyorum. Belki biraz geç açıldılar ama tam açıldıklarını düşünüyorum. Alıştıklarını düşünüyorum lige. Ve Elazığ Spor'a karşı son dakikada olsa atılan golle alınan bir puan çok çok değerliydi. 4 maçtır kaybetmeyen bir Erbaa var. Elazığ bakımından da değerlendirecek olursak bunu sanırım ikinci kez yaşıyorlar sezon başından beri. Son dakikalarda gol yemeyecek artık bu kadar tecrübeli bir takım üst lige hedefliyorsa. Skoru korumayı bilecek. Koruyamazsan işte şu an 5 puan çok fazla değil ama bunlar sezon sonunda önemli oluyor hocam, bir puan bile.
Kesinlikle. Şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye'de lig maalesef ikinci yarı başlıyor. Çünkü ikinci yarı transferleri takımlar için önemli. Ligler ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya kadar kopmamak, hedeften düşmemek gerekiyor. Erbaa için alınan puan pozitif, iyi. Ama tabii ki kadrosuna baktığınızda daha böyle form tutması gereken oyuncular var. Oğuzhan gibi, Oğuzhan Aynoğlu gibi. Ondan sonra Tayyip gibi. Tayyip Kanarya'nın da form tutması gerekiyor. Zaten bilinen oyuncular var. İşte Hüseyin Koç, Sırt'taki İstemi gibi oyuncular var. Bu oyuncular da formları yükseldiğinde Erbaa daha iyi yola girecektir. Elazığ'a baktığınızda Elazığ çok uzun süredir yenilmeyen bir takım. Yani galibiyet ve puanlarla devam edebilen takım. Ki kadrolarında Kerim Fray var yani. Yani bu ligde ne iş var dersin ama demek ki bu liglere bu tür oyuncular da gelebiliyorlar, düşebiliyorlar. İşte Maksutlar var, İsmetler var, İsmet Yumakoğlu falan var. Elazığ iyi gidiyor Bülent Hoca ile birlikte. Tabii ki hedefleri üst lige çıkmaksa çok daha iyi gitmek zorundalar. Tabii yani bu tarz beraberlikler üst lige hedefleyen takımlarda olmaması gerekiyor. Ama hocam böyle bazı takımlar var şimdi ikincilikte. Hiçbir şey yani beklemiyorsunuz demeyeyim de. Yani gördüğünüz zaman mesela ben Erbaa Spor'un bu grupta bir tık daha hafife alındığını düşünüyorum. Hani kendi açımdan, diğer takımlar tarafından. Bunun da biraz pahalıya patlayabilir diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. Yani isim olarak hafife alırsanız size faturayı pahalı keserler. Ama kadro olarak bakmak gerekiyor. Evet. Yani kadrolarına baktığınızda hakikaten ciddi oyuncular almışlar. Ve hedeflerinin de olduğunu düşünüyorsunuz. Belki bu ligde yeniler, lige yeni ısınıyorlar. Belki hataları, organizasyon hataları da yapıyor olabilirler. Onlarla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirler. Ama baktığınızda dediğimiz gibi isime bakarak yani bir ilçe takımı diye düşünmemek veya evet, gerekiyor. Takım olarak bakmak gerekiyor. Oyuncu kadrosuna bakmak gerekiyor. Kulübe bakmak gerekiyor. Yani eğer rakip takımlar Erbaa'yı küçümlüyorlarsa Erbaa için avantaj. Ben olsam sevinirim yani. Bizi küçümsüyorlar diye. Çünkü motivasyon çok kolaydır. Rakip sizi küçük gördüğünde, rakip takımlar sizi küçük gördüğünde onların performansı düşer, motivasyonları düşer, sizin artar. İşin gerçeği budur. Hani küçük takımların daha zor, küçük takımlar demeyeyim. Ligdeki alt takımların 15. 16. 17. sıradaki takımların liderleri yenmesinin sebebi de budur zaten. Evet. Gerçekten tam Erbaa öyle bir takım. Evet. o zaman Buca Spor diyelim. Çünkü Buca Spor da bu ligde yine şu anda hedefi oynayan takımlardan biri. Onlar da yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk ettiler ve Mersin 2-1 kazandılar. Buca her sezona böyle başlar zaten. Playoff'a da girer. Ama playoff'tan bir türlü çıkamaz maalesef. Mert neler söyleyebilirsin? Evet, Uğur Balcıoğlu hocamız tecrübeli oyuncularla arasındaki iletişim çok kuvvetli. Bu Yasin'in de oyununa yansıyor. Bazı hocalar bu tecrübeli oyuncuları zapt etmekte, onları oynatmakta zorluk yaşar ama Uğur Balcıoğlu daha önce kariyerinde şampiyonluklar yaşamış ve Buca'yı tanıyan bir hoca. Dolayısıyla Yasin'in performansına da yansıyor bu durum. Değerli bir galibiyet aldılar. Öte taraftan Ergün Pembeli yeni Mersin İdman Yurdu 4 puanla başlamıştı. Bir galibiyet bir beraberlikle başlamıştı ama ritimleri düştü. Üst üste 2 mağlubiyet ve kötü gidişat devam ediyor Mersin İdman Yurdu'nda. Açıkçası bu grupta düşer diyemem ama yeni Mersin İdman Yurdu'nun bir playoff şansının da kalmadığını şimdiden söyleyebilirim. Bir mucizeye ihtiyaç var. Evet. Hocam. Ya maçın özetlerini seyrettiğimde Mersin İdman Yurdu bir de penaltı kaçırmış. Evet. Bir golü penaltıdan atmış. Maç 2-1 bitmiş. Yani bu maçtan puan alabilirmiş işin gerçeği. Ha, oyun anlamında söylemiyorum. Sadece kaçırdıkları anlamında söylüyorum. Buca takımına baktığımızda o kadar tecrübeli oyuncular var ki. Üst ligin oyuncuları var. Yine benim içlerinde çalıştığım birçok oyuncu var. Nizamettin olsun işte. Manisa Spor'da Süper Lig'de çalıştığımız oyunculardandı. Mehmet Uğurlu olsun, Trent Yol birincilikte çalıştık. Yasin'le Trabzonspor'da çalışmıştık. Sefa'yla Gençler Birliği'nde Süper Lig'de çalışmıştık. Bu oyuncuları şöyle düşündüğünüzde, kaleci işte Bayram var, Bayram Olgun var. Bu oyuncuları düşündüğünüzde diyorsunuz ki bu takımlar, bu oyuncular biraz performans versin. Buca takımı çıkar veya Buca olması önemli değil ismi. Oyuncular birazcık katkıları versin, bu takım bir üstte oynar diye düşünüyorsunuz. Yani şeyin bu maçı alması normal Buca'nın ama özetlere göre konuşuyorum.
penaltıyı atmış olsa ilk penaltıyı, bu kez de Mersin buradan rahat puan alacakmış. Yani 2-2 bitecekmiş maç. Hocam Buca'ya şampiyon olup çıkacak ya da playoff'a kalmayacak. Yoksa playoff'tan sonrası olmuyor çünkü gelmiyor yani Buca Spor'da. Umarım şampiyon olup çıkarlar diyeyim ben. İnşallah. 3 sezondur uğraşıyoruz. Yeter artık. Onlar da şampiyon ya. Olmamak için uğraşıyorlar. Mert'cim kısaca kırmızı gruptan birkaç cümle alayım senden. Kırmızı grubu değerlendirelim o zaman. Evet, hemen şöyle bir özet yapayım. Diyarbakırspor, Nazillispor, Giresunspor üçlüsünün yani gerçekten son 3 sıradaki takımın gidişatı çok kötü ve oynadıkları futbolda bence umut vermiyor. Buradan Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Belediye Derince'nin nispeten kendisini uzaklaştıracağını düşünüyorum. Üst kısma baktığımda da zaten Menemen, 68 Aksaray İkilisinin sezonun sonuna kadar yarışı götüreceğini düşünüyorum. Gerçekten çok tempolu ve birinci lig kalitesinde bir futbol oynadıklarını söyleyebilirim. Serik Belediyespor, Buca Spor kaliteli oyuncularıyla bu lige tutunuyor. Onlar da iyiler. Belki buradan sıçrama yapabileceğini düşündüğüm bir takım Beyoğlu Yeniçarşı atabilir kendini biraz üste. Sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Beyoğlu da bu hafta zaten Karacabey'i 4-0 mağlup etti. Ben Beyoğlu'nun düşeceğini düşünmüyorum açıkçası bu grup özelinde. Ben hatta playoff'a sokabilir diye düşünüyorum kendini. Ya aşağılara gitmez ama bence de ben de playoff bekliyorum. Hocam siz bize katılıyor musunuz? Kesinlikle yani bu sıralamaların değişeceği kesin. Bunları değiştirecek takımların başında Beyoğlu Çarşı, Van, Arnavutköy ve ben Erbaa'yı da dahil ediyorum. Bunların biraz daha üste çıkacağını düşünüyorum. Üstteki takımlar işte Menemen, Aksaray'ı, Seri'yi zorlayacaklar diye düşünüyorum. Beyoğlu Çarşı mentalitelerini bildiğim için söylüyorum. Hatta bir oyuncumuz da orada, bizim daha önce çalıştığım bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Mustafa Kaçan orada. Genç oyuncuları yetiştirip piyasaya sunmak gibi bir düşünceleri var kulüp başkanların ve Efe Hoca'yla da devam ediyorlar. Araları da iyi, bağlantıları iyi ve iyi bir şekilde devam ediyorlar. Beyoğlu Çarşı'da genç kadroyla üstü zorlayacak diye düşünüyorum. Soma Spor'la ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Soma Spor'u hani takip edebiliyor musunuz? Şu anda size Burhanettin Hoca'nın bıraktığı aslında bir miras gibi bir şey var Soma Spor'da. Soma Spor hep amatörden gelen oyuncularla devam ediyor. Şu anda da o kültürü devam ettirilmeye çalışılıyor Soma Spor'da. Çok genç oyuncular var. Soma Spor bizim göz bebeğimiz aslında, pozitif olarak gördüğümüz bir takım. Hani bakabiliyor musunuz? Hani takip edebiliyor şöyle musunuz? Bu yıl seyretmedim tabii ki Soma'yı ama şunu biliyorum, çok dirençli bir takım. Yani fiziksel kaliteleriyle her şeyi bozabilecek yetenekte. Aç oyunculardan kurulu, hedefleri olan oyunculardan kurulu. Yani futbolun sonuna gelmiş değil, futbolun başındaki oyuncular bunlar. Daha uzun süre bu yolda ilerleyecekler. O yüzden hep açlar ve hep mücadeleciler. Yani Soma için büyük avantaj, düşük meblağlarla İyi performans veren takımlardan bir tanesi. Yeni hocaya, Erman hocaya uyum sağladıklarında inşallah Burhanettin Hoca ile yaptıklarını yapabilirler. Ama kolay değil. Çünkü Burhanettin Hoca da orada 3-4 yıl civarında çalıştı belki. Evet. Yani tam net bilmiyorum da en az 3 diye düşünüyorum. Sezon ilk başladığında Burhanettin Hoca nasıl gitti onu bilmiyorum ama sonradan takım iyi gitti. Yani sonrasını bildiğim için söylüyorum. Erman Hoca da inşallah o şansı yakalar. İnşallah. Mert'cim bu hafta çok güzel bir maç anlattın. Evet, biraz senden o maçı dinleyebilir miyiz? Çok keyifli bir maçtı. Biraz izledim. Sonlarını izlemedim ben de. Asıl olaylar sonunda olmuş. Gerçekten bence profesyonelliklerdeki en keyifli karşılaşmaydı naçizane görüşüm. Birçok sosyal medyada da videolar paylaşıldı. Polatlı 1926 89. dakikaya 3-1 önde girdi Nurgül. 89. dakikadan 90+6'ya kadar 3 gol ve 4 kırmızı kart yaşandı. Bursa Nilüfer maçı geriden gelip 4-3 kazanmasını bildi. 3. lig 4. gruptaki en keyifli karşılaşmaydı. Etimesgut Atatürk Stadyumunda da futbola elverişli, güneşli bir Ankara pazarında oynandı. Cumartesi gününde oynandı. Futbol severler de doldurmuştu. Ben de güzel anlattığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam Polatlı'nın hocası olmak ister miydiniz o maçta? Ben maçı seyretmedim. O yüzden bir şey diyemiyorum. O ama 3-1'den kaybetseniz hocam 89. Evet, yani. O anlamda. Kesinlikle olmak istemezdim. Yani 3-1'den o maçı kaybetmek demek, kaynar suların dökülmesi demek. Tabii ki şöyle düşünürüm orada. 3-1'den bu maç nasıl kaybedilir? Sebeplere bakılır. Dış etkenler mi var? İçsel sebepler mi var?
teknik kadronun yaptığı hatam var, oyuncuların yaptığı hatalarım var, hakemlerin yaptığı hatalarım var. Tabii etken yani oyun evet. tek taraflı oynanmıyor. Sonuçta iki takım oynamıyor. Bu maçı hakemler de oynuyor. Her şeye bakmak gerekir. Ona göre hareket etmek gerekir. Yorum ondan sonra yapmak lazım. Bence kötü giden bir takımda gözden çıkarılan ilk kişi teknik direktör değil, futbolcular olmalı. Onu ya, şimdi şöyle sormak şöyle. Lazım. O mümkün değil. ne yazık ki. Yani o mümkün değil. Günümüz şartlarında yöneticiler ve oyuncuların değişme zamanları var. Yöneticiler seçimle, oyuncular da transfer zamanlarında. Bu işte sezon başıdır, devre arasıdır. Değişebilir ama teknik direktörlerin zamanı yok. İşte hocam bence teknik direktörler için de transfer sezonu, devre arası falan gibi olmalı. Onun dışında değişmemeli diye düşünüyorum yani. Çünkü teknik direktörün bir sezonda iki sözleşme hakkı var. Evet. Diye yine biliyoruz. Ya burada şuna dikkat etmek gerekiyor bence. Bir kulüp mutlaka bir teknik direktörü seçerken çok iyi değerlendirmeli. Bize ne katar, bize ne getirir, bizden ne götürür? Getirisi ne olur, götürüsü ne olur? Bunları çok iyi tartmak gerekiyor. Tartmadan aldığınızda bu değişikliklere gidiyorsunuz ve birilerinin tavsiyesiyle, kişiyle tanışmadan, görmeden, konuşmadan aldığınızda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Maalesef bizim şeyimizin sıkıntısı bu. Futbolumuzun sıkıntısı bu. Ha bizim teknik direktör olarak kendimizi yöneticilere tanıtacak bir platformumuz da yok. İşin gerçeği. Veyahut da onlarla oturup kalkacak bir platform da yok. Oturup kalktığınızda yanlış anlaşılıyor. Maça gittiğinizde yanlış yorumlanıyor. Ben mesela Ankara'daki her maça gidiyorum. Gençler Birliği'nin maçına da gidiyorum, Ankara Gücü'ne de gidiyorum, Keçiören'e gidiyorum, gidebildiğim her maça. Sıkıştığımda, burada maç olmadığında Bolu'ya gidiyorum mesela, işin gerçeği. Ama biz her maça gittiğimizde o takımın başına hoca olarak geçmek için gitmiyoruz ki. Bu bizim mesleğimiz, işimiz. Gündemden kopmamak için, hangi oyuncunun ne yaptığını, performansını, diğer rakipleri seyretmek için gitmek zorundayız. Ama kim olursa olsun ister Süper Lig'de ister Alt Lig'de bir maça bir teknik direktörü gittiğinde herkes buranın başına mı gelecek diye konuşuyor. Bu bizim işimiz ya. Seyirciden daha fazla gitmemiz gerekiyor. Doğru. Taraftardan daha fazla bizim orada olmamız gerekiyor. Ya bizim ama hiç yayın takip etmememiz gibi bir şey olur. Tabii evet, yani kesinlikle. Biz yani taraftarlarımızdan daha fazla orada olmamız gerekiyor. Bizim her şeyden haberimiz olması gerekiyor. Oyuncuları tanımadan nasıl oyuncularla ilgili transfer isteyebilirsiniz veyahut da bir takımla ilgili görüş bildirebilirsiniz. Bu mümkün değil. Evet. O yüzden teknik direktörlerin işlerine daha fazla sahip çıkıp her maça gitmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Öncelikle Özcan hocam çok teşekkür ederim. Mert'cim değerli yorumların için sana da çok ben teşekkür de çok ederim. Teşekkür ederim. İkincilik futbol dosyasının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.